Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الايمان صدق رسول الله ve nataka Habibullah fîmâ gâl fî estagil megâl. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Medine-i Münevvere günleriydi. Müslümanlar Medine'de huzur ve sekinet içerisinde bir hayat sürüyorlardı. Onların Müslümanlığının gelişmesini ve huzurlarını istemeyen münafıklar bir mescit inşa ederek ve o mescidi kullanmak suretiyle aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i o mescide davet ettiler. Vahyin kontrolünde olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu hain girişim vahiy ile haber verildi. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz o mescide namaz kılmaya gitmedi. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu mescit Mescid-i Dırar olarak isimlendirildi. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'i takva üzere kurulmuş olan mescitte ibadet etmeye davet etti. Kardeşlerim, münafıklar dini kullanmak suretiyle dine zarar vermek istiyorlardı. Müslümanlara ve İslamiyet'e zarar vermek istiyorlardı. Bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesinde böyle bir girişimle bu millet tekrar karşı karşıya geldi. Sureti haktan görünüp bizlerden birileri gibi görünüp dini, vatanı, milleti hedef alan bir girişimle bu millet karşı karşıya kaldı. Her zaman olduğu gibi Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve dinine bağlı gençlerimizin gayretiyle bu hain girişim püskürtüldü, hamdolsun. Değerli kardeşlerim, milletlerin tarihlerinde böyle içten milletleri yıkmak isteyen girişimler her zaman olmuştur. Bize düşen vazife ise içimizdeki hainleri de dışımızdaki hainleri de iyi bellemektir. Değerli kardeşlerim, onlar 15 Temmuz'a gelen süreçte dinimizi kullandılar, İslamiyeti kullandılar, Kur'an'ı kullandılar, istismar ettiler. Belki bizim bilgisizliğimizden istifade ederek bunları yaptılar. Şimdi bize düşen dinimizi asli kaynaklarından öğrenmek, çocuklarımıza ve gençlerimize öğretmek suretiyle bir daha böyle teşebbüslere imkan ve fırsat vermemektir. Aynen 20 Temmuz 1974 yılında olduğu gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde de bu millet bir tarih yazmıştır. Bu tarihi yazan ezana hasret olan kulaklardır.
bu tarihi yazan abdestini alıp Allah yolunda şehit olmaya giden gençlerimizin o gayretleridir. Değerli kardeşlerim, şehitlerimizi yad ediyoruz. Ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların arkasından ne kadar dualar etsek, Allah'a ne kadar şükretsek azdır değerli kardeşlerim. Kıbrıs'ımızı bize emanet eden, ana vatanımızı bize emanet eden şehitlerimizin kanlarıdır. Bu toprakların altında şehit kanları akmaktadır. Şehit bedenleri yatmaktadır. Ve şehitlik peygamberlikten sonra gelen en ulvi ve en yüce makamdır değerli kardeşlerim. Bugün bize düşen şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle ve minnetle ve bize yaraşır bir şekliyle yad etmektir. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle 15 Temmuz Perşembe günü saat 9.30'da Boğaz Şehitliği'nde bir anma programımız olacaktır. Aynı gün saat 21'de Hazreti Ebubekir Camii'nde şehitlerimizin ruhları için Kur'an ziyafeti programımız olacaktır. Yine aynı gün saat 14'te kadın kardeşlerimize yönelik olarak Ala Sultan Camii'mizin altında bulunan konferans salonumuzda kadınlarımıza yönelik 15 Temmuz şehitlerini anma programı icra edilecektir. Bu programlara göstereceğimiz ilgi ve alaka, çocuklarımızı bu programlara götürmek suretiyle tarihimizi ve milletimizin başından geçenleri onlara öğretmek bizim en büyük vazifemizdir. Tarihi bileceğiz ki tarih bizim için tekerrür etmesin. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diyor şair Mehmet Akif. Şehide en büyük ikram ve hediye ağuşunu açan peygamber olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle şimdiden hem 15 Temmuz hem 20 Temmuz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri şehitlerimize layık millet ve devlet eylesin inşallahü teala. Rabbim bu şekilde hainliklerle bizleri bir daha karşı karşıya bırakmasın inşallahü teala. Ve gâle aleyhissalatu vesselam, "Ettâibu minezzemmi kemmen lâ zembeleh, estağfirullâhen azîm ve etûbü ileyh ve es'elullâhe li ve lekumut tevfîk." Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'nzimen li nebiyyihi ve tekrimen li safiyyih. Ve gâle azze ve celle min gâilen muhbira ve âmira. İnne allâhe ve melâiketahu yusallûna alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumma salli. Ma sallayt alayhi. Barik alayhi. Allahumma rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi, bizlere bu güzel vatan topraklarını hediye etmiş olan şehitlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve dinimizi her türlü ihanetten, kötülüklerden, şerlerden muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi, bizlere ümmetçe, milletçe birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eyle. Ya Rabbi, sen işitensin, duaları kabul edensin, duamızı kabul eyle. Amin.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve haddi aşmayı yasaklar. Düşünüp tutalım diye öğüt verir.